Ağız Sindirim için besinlerin vücudumuzda ilk ulaştığı yer ağızdır. Ağzın birçok farklı ismi var. En yaygın terimiyle bu organa ağız diyoruz. Ama oral kavite yani ağız boşluğu da denebilir. Şimdi ağızda neler olduğunu öğrenelim ve daha yakından bakalım. Ağzın genel amacı besinleri alıp bolus denen bir şeye çevirmektir. Bolus daha kolay sindirebildiğimiz besinler toplamıdır. Bunu iki temel adımda yapıyoruz. İlk önce besini çiğniyoruz. <laughs> Bunu hepimiz biliyoruz zaten değil mi? Bilim dilinde buna mastikasyon da denir. Çiğnemenin cafcafladı yani. <laughs> Evet, ağzımızda çiğnemeyi sağlayan iki şey bulunur. Birincisi tabii ki dişler. İlerleyen zamanlarda bundan daha detaylı bahsedeceğiz. İkincisi ise dil. Dil burada. Tabii ki biliyorsunuz. Bunun da cafcaflı bir tıp ismi var. Lingula. Dilde iki tip kas vardır. Dilin dışında bulunan ve yüzeyine bağlı olan dış kaslar. Bir de iç kaslar. Bunlar sadece dilin gövde kısmında, yani şu bölgede bulunurlar. Dış kaslar sayesinde dilimizin ucunu yukarı doğru uzatabiliriz. Ya da tam tersi, dilimizin ucunu aşağı indirebiliriz. Peki size bir soru. Dilinizi burnunuza değdirebilir misiniz? Hmm vazgeçtim olmuyormuş. Neyse devam edelim. Yine kaslar sayesinde dilimizi ağzımızdan dışarı çıkarabilir veya tekrar içeri sokabiliriz. İç kaslarsa dilin sadece gövde kısmında bulunduğundan dil küçüldükçe şeklinin değişmesine sebep olur. Bazı kaslar dilimizi kısaltıp genişletir. Bunlar dilimizin ucundan arkasına doğru uzanan kaslardır. Bunlara ön kısımdan ö, arka kısma a uzanan kaslar diyebiliriz. Diğer kaslarsa dilimizi uzatıp darlaşmasına sebep olur. Dar olmasının sebebi dili ileri geri itmemizdir. Bu kaslar dilin sağ kısmından soluna uzanır. Sağ ve sol yazıyoruz. Çiğnemeyi incelediğimize göre şimdi bir sonraki adıma geçiyoruz. Besinleri hidroliz sayesinde parçalara ayırıyoruz. Hidroliz ise enzimlerin makromolekülleri parçalamasıdır. Ağzımızda hidroliz yapan enzimler salgı bezlerinden gelir. Ağzımızdaki salgı bezlerinden daha sonra bahsedeceğiz. Her biri tükürüğümüzün oluşumunda rol sahibidir. Ve farklı görevler üstlenirler. Salgı bezleri çoğunlukla seröz madde üretir. Seröz maddeler içeriğinde enzim ve tuz bulundurur. Burada biz enzimlere odaklanacağız. Salgı bezlerinin ürettiği başka bir şey ise musinöz maddedir. Bu maddeler çoğunlukla müsinden oluşur. Müsinin görevi besini ıslatmak, bolus zincirine katılmasını kolaylaştırmak ve yutmamız için ağzımızın arka kısmına yollamak. Enzimler ise besini parçalar, yani hidroliz yapar. İlk olarak en büyük salgı bezinden bahsedeceğim. İsmi parotis bezi. Çene kemiğinin tam üstünde bulunur. Tükürüğün içeriğinin %25'i bu bezden gelir. Yeşil oldukları için genelde serözdürler ve enzim içerirler. Hangi enzimler olduğuna geleceğiz şimdi. İkinci salgı bezi ise submandibüler bezi. Submandibuler. Bu bez tükürüğün yüzde yetmişini salgılar. Bunlara alt mandibuler bezi de denir. Yani çene altı bezi. Bu bezde genellikle serözdür fakat musinoz içeriği de vardır. Diğer salgı bezine gelelim. Sublingual bezi. Lingula yani dilin tam altında bulunur ve tükürüğün yüzde beşini oluşturur. Çoğunlukla da müsin salgılar. Enzim de salgılar fakat müsinden daha az oranda. Ağzımızda hidrolizi sağlayan son salgı bezi ise von Ebner bezi. Bu bez tükürüğün yüzde beşinden azını salgılar. Bu bez dilimizin ucunda bulunur. Von Ebner bezini özel yapan şey ise lingual lipaz adlı bir enzim salgılamasıdır. Bunlar lipid, özellikle de trigliseritleri parçalar. Bu trigliseritlerde serbest yağ asidi, digliserit ve monogliseritlere parçalanırlar. Digliserit ve monogliserit için DG ve MG yazıyorum. İşte Von Ebner'in yaptığı bu. Diğer üç bez Alfa amilaz denen bir enzim salgılar. Bu enzim karbonhidratları alıp daha küçük hale getirir. Örneğin nişasta gibi. Buraya küçük karbonhidratlar yazıyorum. Böyle yapmasının sebebi sindirimi kolaylaştırmaktır. Ah, sindirim derken şunu belirteyim. Hidroliz miktarı veya enzimlerden kaynaklanan parçalanma miktarı besin emilimi için çok yetersizdir. Sindirimin ağızdaki enzimlerce yapılmasının tek sebebi tat duygusudur. Nişasta ve lipitleri parçalarken hamburgerdeki yağların veya gazozdaki şekerlerin tadını alırız. Fakat ağzımızda çok fazla şeker olduğunda bu bir soruna dönüşür. Ağzımızın normal pH değeri 7 yani gayet nötr. Glikoz moleküllerimizde birçok hidroksil grubu vardır ve bunlar asitli olabilir. pH değeri 5,5'tan daha düşük olduğunda mineral kaybı olabilir veya asit yüzünden ağzımız dişlerimizi parçalayabilir. Bundan sonra gazlı içecekler içmeden önce bir kere daha düşüneceğim. Bence siz de öyle yapın. Hoşçakalın.